6 saat içerisinde size soruyorum. Eşlerinize iyi davranın. Sakın ha yalan söylemeyin. Gönlünüzü helalinizle şenlendirin. Dizilerden uzaklaşın. Dizidekilerin giysileri, dizidekilerin anlayışları, dizidekilerin hayatları sanaldır. Sanal bilgilerle gerçekliğimizi bozuyorlar. Ve bizim kızlarımız Playboy gibi erkekler, erkeklerimiz manken gibi kızlar aramaya başladı. Fiziği bozulduğu zaman evlilik kurumu bozulmaya başladı. Ne için bir insanı tercih edersen ona yatırım yaparsın. Bugün bizim gördüğümüz şeyler kendilik algımızı bozdu. Kendimizle aramızı açtı. Gördüğümüz ve ilgi çeken insanlar gibi olmak ve biz de onlar gibi ilgi çekmek için güzelleşmeye başladık. Kaşlarımızı beğenmedik, yay gibi yaptık. Yüzümüzü beğenmedik, botoks yaptırdık. Dudaklarımızı beğenmedik, şişirdik. Bedenimizin güzelliği yetmedi, basma gibi desenli yaptık her tarafımızı. Yetmedi, bunlar da yetmedi. Vücudumuzun her bir tarafına estetikler, işte askılar, çektirmeler ne oldu? Peki buna verilen dünya kadar para var bir. Bunun devamı gelecek iki. Nereye kadar bu devam edecek üç. Toplumdaki değer yargıları, toplumun onayladığı insan tipi, güzel algısı sürekli değişiyor. O zaman ben de sürekli değişmek zorundayım. Çünkü ben sosyal onay için, dışarıda ilgi görmek için bunu yapıyorum. Bunun iki sebebi var. Bir, anneler babalar, biz anneler babalar çocuklarımızı ailenin içinde var oldukları için değerli olduklarını hissettirmiyoruz. Bulaşığı yıkamadı, yıkamasa ne olur? İyi yapmadı, iyi yapmasa ne olur? Ütüyü bozuk yaptın, bozuk yapsa ne olur? Çok mu dert? Değil aslında. Ama o kadar basit şeylerden dolayı çocuğun gönlünü kırıyoruz. Çocuğun moralini bozuyoruz. O kadar basit şeylerden dolayı çocuğumuzla aramızı açıyoruz ki. Çocuğumuz evde varlığından dolayı değer gördüğünü hissetmiyor. Değer görmek insanın en acil ihtiyaçlarından birisidir. Ailede değer görmeyen değeri dışarıda arar. Babasından ilgi görmeyen genç kızlar. Babasıyla arası iyi olmayan genç kızlar. Bazı araştırmalar gösteriyor ki baba sevgisini görebilmek için yaşlı erkeklere ilgi duyuyorlar. Yaşlı erkeklerle evlenmeyi tercih edenler var. Peki baba sevgisi göremeyen erkekler ne yapıyor? Delikanlılar da dağılıyor. Dışarıda baba modeli olarak ona destek olacak. Baba modeli olarak ona yardım edecek kimse olmadığı için kendi başına babasıyla çatışma içerisinde, evlendiği zaman annesiyle babasıyla çatışma içinde olanlar eşiyle de çatışma içinde oluyor. Annesiyle babasıyla huzurlu, değerli, sevgi dolu bir iletişim, paylaşım içinde olmayanlar aile hayatlarını nasıl kuracaklarını bilemiyorlar. Bana gelen danışanlarımda sürekli bir taraf sürekli sıkıntıyı tırmandırıyor. Öteki alttan alıyor, beriki anlamıyor. Öteki iyi davranıyor, beriki anlamıyor. Ben her zaman hemen şunu soruyorum. Annesiyle babasıyla ilişkisi nasıl? Orada bir arıza çıkıyor çoğunlukla. Babası hala oğlunu adam yerine koymuyor. Eşinin yanında azarlıyor. Torunlarının yanında azarlıyor. Basit şeylerden dolayı yok sayıyor ve onu adam yerine koymuyor. Annenin babanın adam yerine koymadığını dışarıdakiler adam yerine koyuyor. Ve kendi istediklerine göre hareket ettiriyorlar. Bugün toplumun tüketim çarkının %90'ını kadınlar oluşturuyor. Biz çeviriyoruz. Modasıyla, makyajıyla, giyimiyle, topuklusuyla, her şeyiyle. Bugün hanımefendiler modaya göre giyinmesin, bugün hanımefendiler marka almasın, bugün hanımefendiler makyaj yapmasın, sektörler iflas eder. Niye? Kendimizi beğendirmek ihtiyacımız var. Kendimizi güzel görme ihtiyacımız var. İyisin deme ihtiyacımız var. Size bir danışanımın örneğini anlatacağım. 50 yaşında bir hanımefendi. Bir gün böyle hiç internetle falan da alakası yok.
Ve eşinden de sürekli değersizlik mesajları görüyor. Azıcık çorba sıcak olsa zaten bunu ne zaman doğru getirdin ki diyor. Yani şükret ya. Önce Allah bir yuva vermiş, çocuk vermiş, imkan vermiş, sağlık vermiş. Önüne çorba geliyor, çorba sıcak diye kavga ediyor. Ne kadar şükürsüz bir toplum olduk. Sizleri tenzih ediyorum. Hanımefendiye o kadar çok sen adam değilsin, sen insan değilsin, sen de kadın mısın ki, sen nesin ki diye. Hanımefendi o kadar ezik, o kadar silik, o kadar kötü bir psikolojideymiş ki bir gün çocuklarıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. Erkeğin birisi de bir mesaj yazmış. Hanımefendi ne kadar güzelsiniz diye. Hanımefendi şoka girmiş. Bana birisi güzelsiniz dedi. Ben güzelmişim. Ve ondan sonra makyaj yapmaya, makyajlı fotoğraflarını paylaşmaya başlamış. Çocuklarının dikkatini çekmiş. Anne sen ne yapıyorsun? Anne sen sosyal medyayı eline almazsın. Farkında mısın makyaj yapmaya başladın? Farkında mısın? Paylaşıyorsun ve farkında mısın? Seni beğensinler istiyorsun. Annesi yaptığını fark etmiş, ağlaya ağlaya secdeye varmış. Eşine şunu demiş, yıllardır benim ne kadar çirkin, ne kadar beceriksiz, ne kadar yetersiz olduğumu iliklerime kadar o kadar hissettirdim ki. Birisi beni beğendi, benim bütün algılarım yerine bir oldu. Demek ki ben iyiymişim, niye bana demedin? Niye bana bir kere güzelsin demedin? Niye bana eline sağlık bir kere bunu yaptın demedin? Ve ondan sonra diyor annem öyle bir depresyona girdi. Bıraktı sosyal medyayı falan da bıraktı. Zaten öyle bir insan da değildi. Uzun süre toparlayamadık annemi diyor.